TED Üniversitesi 2009 yılında kuruldu. Genç bir üniversite, ancak kökleri Türkiye'nin ilk sivil toplum kuruluşu olan eğitim alanında Türk Eğitim Derneği'ne uzanıyor. Türk Eğitim Derneği, nitelikli eğitimi ve topluma hizmeti öncüleyen bir dernek, amaç edinen bir dernek. Bu kapsamda TED Üniversitesi'de yüksek öğretimde nitelikli eğitimle topluma hizmet etmeyi kuruluşunda amaç edinen bir üniversite. TED Üniversitesi'nin kuruluşunda klasik eğitim yaklaşımından uzak, yeni yüksek öğretimdeki eğitimi ve gelişmeleri takip eden bir üniversite olması amaçlanmış. Bu doğrultuda da aktif öğrenmeyi merkeze koyan, öğrencinin öğrenmesini merkeze koyarak öğrenen merkezli yaklaşımı benimseyen bir üniversite olmuş. TED Üniversitesi'ni kuruluşundan itibaren diğer üniversitelerden ayıran önemli aslında çalışmalardan bir tanesi de öğrenme öğretme merkezi bu nedenle. Nitelikli eğitimi yapmanın olmazsa olmazı nitelikli ve eğitim öğretim konusunda bilgi ve becerileri gelişmiş öğretim elemanları. Bu nedenle TED Üniversitesi kurulduğu andan itibaren bir öğrenme öğretme merkezini de ayrılmaz bir parçası haline getirmiş. Bir taraftan öğretim elemanlarını bu konuda eğitirken, etkili öğretim konusunda, yenilikçi öğretim konusunda, bir taraftan da Türkiye'de eğitimin, öğretimin gelişmesi konusunda yine üniversite düzeyinde katkı sağlamayı hedeflemiş. Diğer üniversitelerden farklı olarak eğitimin kalitesini sağlarken bir taraftan öğretim üyesi eğitimini, bir taraftan öğretim performansının ölçülmesini, bir taraftan da öğrencinin gelişiminin, akademik gelişiminin ve başarısının ölçülmesini dahil etmiş. Tabii 2009 yılından bu yana eğitim alanında çok önemli ilerlemeler kaydetmiş üniversite. Ancak 2022 yılında birçok yönden eğitimi değerlendirdiği bir sürece girdi TED Üniversitesi. Bu süreç içerisinde amaç eğitimi, nitelikli eğitimimizin niteliğini daha da arttırmaktı. Bu kapsamda tüm müfredatlarımızı gözden geçirdik. Çekirdek müfredat da dahil, ki çekirdek müfredat üniversitelerin imzasıdır. Derslerimizi güncelledik, öğretim yöntemlerimizi güncelledik. Geçmişten gelen aktif öğrenme yaklaşımını aktif katılımlı öğrenme şeklinde değiştirdik. Aynı zamanda çekirdek müfredattaki liberal eğitim köklerimizi koruyarak öğrencinin ihtiyaçlarına, günümüzün koşullarına öğrencileri hazırlayan ders setlerini de dahil ettik. 2023-2027 stratejik planımızda da TED Üniversitesi'nin eğitim modelindeki yenilikçi yönleri de birer birer vurguladık. Bu yönler arasında aktif katılımlı öğrenmenin nasıl olacağına dair bu modelde stratejik planda öngördüğümüz noktalardan bir tanesi, öğrencilerimizin daha toplumla bütünleşik, daha iş yaşamıyla bütünleşik aktif öğrenenler olması. Burada topluma hizmeti de vurguluyoruz ve toplumla birlikte öğrenmeyi de vurguluyoruz, sadece hizmeti de değil. Dijital yetkinlikleri ön plana çıkarıyoruz. İş dünyası ile birlikte müfredat tasarımını, ders tasarımını önceliyoruz. Müfredat dışı öğrenmeleri planlıyoruz. Ve müfredat dışı öğrenme dediğimiz aslında öğrencinin bütün olarak gelişimini sağlamada çok önemli yer eden bir boyut. Burada öğrencinin her türlü müfredat dışı, ders dışında kariyer gelişimini, kişisel gelişimini, sosyal gelişimini, ayrıca psikolojik iyi oluşunu sağlayacak bir takım etkinlikleri, programları planlı olarak öğrencimize sunuyoruz. Bütün derslerimizde yaptığımız bu yenilikçi tasarımlar hem yöntem hem içerik olarak, hem modele dahil ettiğimiz ve dünyada özellikle iyi yüksek öğretim kurumlarında da gündemde olan yöntemler, öğretim yöntemleri, yaklaşımlar. Bunlarla beraber biz aslında mezun olduğundaki hem kişisel olarak hem de mesleki olarak dünyaya hazır olacak bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
Bu bireyi nasıl tanımlarız? Bu birey lider, sorumluluk alabilen, bu sorumluluğu sadece yerel, kendi ülkemiz için düşünmüyoruz. Aslında global düzeyde de düşünüyoruz. Bizim öğrencilerimiz iyi düzeyde İngilizce bilen ve dış dünyaya her türlü kaynağa, her türlü bilgiye erişimi olan ve bunları rahatlıkla takip eden bireyler. Dediğim gibi global düzeyde, yerel düzeyde sorunlara duyarlı, farkında, sorumluluk alabilen, aksiyona geçebilen bireyler olmalarını hedefliyoruz. Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, bilimsel yöntem ve düşünceyi temel alma olmazsa olmazımız. Bunun yanı sıra etik düşünme ve davranışı biz mezunlarımızın önemli özellikleri arasında görüyoruz. Sadece meslekleri veya bir takım akademik bilgi beceriyle donanma değil, liberal eğitime de atıfta bulunabilirim. Örneğin öğrencilerimizin biz genel kültür dediğimiz sanat, edebiyat, bunun yanı sıra siyaset, ekonomi, bölüm gözetmeksizin, program gözetmeksizin bu konularda bilgi sahibi, eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Nihai olarak amacımız bütün bunları toparlarsak aldığımız Türk Eğitim Derneği'nden gelen o köklü gelenekle, 2009'da atılan temellerimizle ve bu kuruluşumuzdan itibaren bugüne kadar gelen süreçte öğrendiklerimiz, kendimizi geliştirdiğimiz yönlerle bundan sonrasında yeni stratejik planımızla eğitim alanında yaptığımız modelimize eklediğimiz yeni boyutlarla eğitim konusunda daha da iddialı bir üniversite olarak devam etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Tabii eğitim alanında ilerlerken TED Üniversitesi araştırmayla eğitim birbirinin ayrılmaz iki boyutu. Araştırma alanlarındaki çeşitlilik ve bu konudaki hızlanan çalışmalarıyla da topluma hizmet etmeye, bilime hizmet etmeye devam edecektir.